Büyükleri yakala, ötekiler Küçük baş hayvancılıkta asırlardır hayvan yavrularının kışın soğuğa ve açlığa dayanıksız oluşlarından dolayı yavrulama zamanlarının kontrolü sağlanması amacıyla sürülerden ayrılan koçlar uygun zamanda koyunlarla bir araya getirilir. Koç katımı denilen bu işlem Anadolu'da halen asırlar önceki geleneklere bağlı olarak gerçekleştiriliyor. Koç katımında kınalanan koçlar doğalarla, koyunlarla buluşturuluyor. Bu şekilde çiftleşmenin bereketli olacağına inanılıyor. Koç katımı sonrası pişirilen koç böreğiyle ziyafet veriliyor. Elhamdülillah, elhamdülillahillezî emenâ ve sefenâ ve cealenâ minel müslimîn. Amin. Sivas'ın Olukman köyünde küçük baş hayvancılık yapan Sözer ailesi bu yılki koç katımını atalardan öğrendikleri yöntemlerle gerçekleştirdi. Baharın gelmesi ve ardından geçen yaz boyunca koyunlardan uzak tutulan koçlar önce kınalandı. Ardından Olukman Camisi din görevlisi Seyit Özkan tarafından bereket duası yapıldı. Halilullah, şefaati ya Resulallah. Amin. İslami devlet, nasibi cennet, yiyenlere afiyet, ölenlere rahmet. Allah'ım, rızıklarımızı helal bol eyle. Amin. Ömürlerimizi uzun hayırlı eyle. Duanın ardından koçlarla koyunlar buluşturuldu. Koç katımında renkli görüntüler yaşandı. Katım sonrası koç böreği yenildi. Sürü sahibi Ahmet Hoca Sözer, peygamberler mesleği olan çobanlığı çocukluğundan bu yana severek yaptığını belirtip, bu mevsimlerde her yıl oluyor. Peygamberimiz de koyun gütmüştür. Bunda bir bereket olduğu rivayet edilir dedi. O adet de devam ediyor. Biz de koçları her zaman adet olarak boyayıp, kınalayıp salıyoruz. Bu koç mevsimi geldi, biz de bu adeti yerine getirmiş oluyoruz. Her yıl oluyor mu amca? Nasıl? Her yıl oluyor bu mevsimlerde, koç katımı bu. Biz de o adeti yerine getirmiş bulunuyoruz. Babadan dededen görme mesleğimiz. Resulullah Efendimiz de koyun gütmüştür. Bunda bir bereket olduğu rivayet edilir. Haliyle biz bu işi seviyoruz. İşte geçim için mücadelemizi yapmak zorundayız.